Melek Ayberk. O doğduğunda yıl 1959'du. Ankara'da dünyaya gelen Ayberk çok zor bir çocukluk geçirmişti. Şiddet uygulayan, suçlara karışan bir üvey baba, sevgisiz bir ev ve çaresiz bir anne vardı hayatında. 1980 yılında Hayat dergisine verdiği röportajda hayatının baştan sona dramlarla dolu olduğunu şu sözlerle anlatmıştı. 6 yaşındaydım. Annemle babam ayrıldılar. Her ikisini de çok seviyor, sayıyordum. Bu beni yıkan ilk olay oldu. Annem tekelde işçiydi. İki küçük kardeşimle fakir ama mutlu hayatımız vardı. Ben 9 yaşındayken annem üvey babamla evlendi. Üvey babam sadist bir insandı. Sürekli beni döverdi. Elindeki şövalye yüzükle suratıma vurur, kulaklarımdan tutar havaya kaldırırdı. Annem bazen müdahale eder, "Kızım suçun ne?" diye sorardı. Ben de ağlayarak "Bilmiyorum anneciğim." derdim. Bir gün İzmir'de üvey babam beni parka gezmeye götürdü. Beni bir köşeye oturttu. "Sen burada bekle," dedi. Biraz sonra da polislerin arasında geldi almaya. Üvey babam tırnakçılık yapıyormuş meğer. Karakolda polisler babama "Ulan parmak kadar çocuğu yanında gezdirip suçunu alet etmeye utanmıyor musun?" dediler ve beni serbest bıraktılar. Babam hapse girdi, ben de eve. Bütün bu acıların içinde okulunu bitiremedi Ayberk. Babası hapisteydi ve annesinin maaşıyla geçinebilmeleri mümkün değildi. Mecburen okulu bırakıp çalışmaya başladı. Babasının hapse girmesi onu bir miktar rahatlatsa da çilesi bitmemişti. Babası hapisten çıkınca onu çocuk yaşta zorla evlendirdi. Bir şekilde o evden kurtulmuştu. Mutlu bir yuvası olabilirdi. Küçük yaştan beri sevgi nedir bilmedim. Şefkat görmedim. Bir gün olsun gülmedim. Çok kez özendim gülen diyen biri için bu bir kaçış olabilirdi. Ama hiçbir şey umduğu gibi gelişmedi. Kocası bağımlıydı. Kayınvalidesi ise kadın ticareti yapıyordu. Meleğe bir zararları dokunmamıştı. Ama o bu şartlarda yaşamak istemiyordu. 1980 yılında Hayat dergisine verdiği röportaj 3.adam.wordpress.com'a şöyle aktarılmıştı. 16 yaşındaydım. Üvey babam zorla evlendirdi beni. Evlendiğim kişi bağımlı çıkmıştı. Annesi ise tam anlamıyla ünlü bir kadın satıcısıydı. Ama Allah var, ne kocamdan ne annesinden hiçbir kötülük görmedim. Üstelik bana da çok iyi davrandılar. Beni tüm kötülüklerden mümkün mertebe korumaya çalıştılar. Ama bağımlı bir kocayla ömür boyu mutlu olamayacağımı, böyle bir adamla mutlu hayat süremeyeceğimi anlamıştım. Üstelik kocamın hiçbir geliri de yoktu. Annesi para veriyor, kocam da hazırdan bu parayı yiyordu. Önce kocamdan ayrılıp annemin yanına kaçtım, sonra da boşandım. Tüm bunların yanında bir de kocasını kendi odasında başka bir kadınla yakalaması son darbe olmuştu. Ailesinin yanına dönmüştü ve o yıllarda arkadaş ortamında ilk kez denemişti yasaklı maddeyi. Bu küçük kaçamağın ileride hayatını mahvedeceğinden habersizdi. Melek Ayberk yaşadığı tüm acılara rağmen 1974 yılında Saklambaç gazetesi tarafından düzenlenen sinema güzeli yarışmasında birinci oldu. Yeşilçam'a henüz reşit değilken merhaba demişti. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Serdar Gökhan, Ayta Çorman gibi isimlerle başrolde yer aldı. Ama buna rağmen neredeyse hiç para kazanamadı. Ona verilen sözler tutulmamıştı. Kariyerinde yeni kapılar açabilecek ve kendisini geniş kitlelere ulaştırabilecek büyük bir fırsatı da tepti. TRT'nin Aşk-ı Memnu isimli televizyon dizisi için yapılan teklifi öpüşmeyi kabul etmediği için reddetmişti. Bu rol Müjde Ar'a verildi. Ayberk aynı röportajda "Sayemde Müjde Ar diye birisi doğdu" diyerek özetlemişti bu durumu. Evet, filmlere devam ediyordu. Ama hayatındaki problemler de hızla artıyordu. Hayatında artık kötü bir dost vardı, beyaz zehir. Satıcılar kapısına kadar getirir olmuştu. Çalıştığı işlerden hak ettiği parayı alamazken kazandığını da zehire harcıyordu. Bu arada sağlık problemleri de yaşamaya başladı. Karaciğeri büyümüştü. Bağımlılıktan kurtulmak için tedaviyi görse de hastaneden çıktığında kendisine söz verdiği halde yeniden kullanmaya başladı. Laf olsun diye başladığı bu maddeyi satmakla suçlanıp gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasıysa sonunu getirdi. Tutuklanarak Samalcılar cezaevine kondu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutulup 11 ay sonra şartlı salıverildi. Tercüman gazetesinin ilavesi İnci'ye verdiği röportajda "Cihangir'de yalnız bir adam vardı, ona sığındım. Gece polis evi bastı. Erol bulunmuş. Adım Erol Man'a çıktı" demişti.
35 yaşındayken hayata veda etti Melek Ayberk. Sevgi görmediği, parçalanmış ailesi, yanlış eğilimleri ve arkadaşları nedeniyle bağımlı ve mutsuz bir hayat sürdü. Çok erken yaşta göçtü gitti.